Merhaba arkadaşlar, basit makineler konusunda eğik düzlem ve vidayla devam edeceğiz. Şimdi eğik düzlemde koordinat sistemi arkadaşlar şu şekilde çizilir. Birisi eğik düzleme paralel, diğeri de eğik düzleme dik. Neden? Çok makul bir sebebi var. Cismi serbest bıraktığında böyle gider ya da böyle çekersen de böyle gider. Yani hareket düzlemi bu olduğu için evet, koordinat sistemi böyle çizilir. Tabii koordinat sistemi böyleyken ağırlık... Hocam o düşey aşağı doğrudur. Adın ne dediğinde hiç düşünüyor musun Sinan? Adın ne? Sinan. Ha. Aynı şunu da öyle bileceksin. Şu alfa, şu 90 eksi alfa, şurası da alfa ya. Yani ağırlıkla yüzey tepkisi arasındaki şu açı her daim şu açıya eşittir. Bu alfa. Peki. Amanın. Şu P açıya komşu olunca kosinüstür. Komşu olmayan şu bileşen de sinüstür. E peki dengede dursun diyoruz. O zaman şu F kuvveti buna eşit olmak zorundadır. P sinüs alfa. Aşağı dik baskı buysa yüzey tepkisi etki tepkiye eşit olduğu için P kosinüs alfa olmak zorundadır. Şöyle bir örnekle devam edelim. Sürtünme yok. F1 kuvveti X cismini tutuyor. Cisim durgun. F2 kuvveti X cismini sabit hızla yukarı çekiyor. F3 kuvveti X cismi tamam böyle de aşağı doğru sabit hızla geliyor. F1, F2, F3 arasında gelişki nedir? Nedir Emre? F1 büyüktür. Ha. Evet. F2 büyüktür F3. F1 büyük, F2 büyük, F3 mü diyorsun yavrum? Hayır. F2 en büyük deyip F3 en küçük mü diyorsun yavrum? Aynen. İşte gördüğünüz gibi en büyük yapılan hata budur. Neden hata yaptın söyleyeyim mi? Fizikte durgun ile sabit hızlı arasında fark yoktur. İvme sıfırdır. Çok doğru. İvme sıfırdır. Çok yalabık bir şey oldu öyle deyince. İvme sıfırdır deyince çok hard. F1 P sinüs alfa'ya eşit. Sabit hız. Yani İvme sıfır. Hani şu P sinüs alfa ya. F2 de P sinüs alfa'ya eşit. Aşağı sabit hızmış. Çok da umurumda. P sinüs alfa'ya kuvvet. Ama hocam diyor çocuk. Şu hızla diyor, bu diyor, bileşkesi daha büyük çıkmaz mı diyor. Çocuk hızla kuvvetin bileşkesi alınabilir mi? Senin yaşınla ağırlığın toplanır mı hiç? Toplanmaz, anlamsız. Yani senin hacmin ne kilonu toplayalım, anlamsız. Dolayısıyla hızla ağırlığın sinüsü toplanmaz, bileşkesi alınmaz. F1 P sinüs, F2 de P sinüse eşit, F3 de P sinüse eşit. O zaman hepsi bunların P sinüse eşittir. Oldu mu? Evet. Mesela sürtünme yok. Sistem dengede. Sürtünme yok. Sistem dengede. Bunu soruyor. Şu P sinüs 37 olduğu için şu kuvvet F1 kuvveti P sinüs 37'ye eşit. Evet. Ama gözünü seveyim. F2. Bu F2'nin sinüsü alınır mı? Alınmaz. Alınmaz tabi hocam. Kimin sinüsü alınır? Ağırlık löf diye şu eğik düzlemin üzerine oturacak, onun sinüsü alınır. F2, 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 F2 eşittir P'dir. F2 eşittir P'dir. Oranlarsa sinüs 37 3 bölü 5 olduğu için oran 3 bölü 5 olur. Gelelim vidaya. Vida herhalde öğrenciler arasında ezberlemesi en zor olan basit makine formülü falan gibi geliyor. Aslında formülü yok. Vida'da bazı kavramlar var. Öncelikle onu bir tanımlayalım. L dediğimiz şeyin adı kuvvet koludur. Kuvvet kolu. A dediğimiz şu iki diş arasındaki mesafenin adı vida adımıdır. Vida adımı teknik olarak şu demektir. Bir tur dönünce bir vida adımı kadar tahtaya girer. İki tur dönünce ne kadar girer Sinan? 2 A kadar. 3 tur dönünce 3 A. N tur dönünce ya bu doğru orantıdır. Bu formül değildir. Yani 1 tur dönünce 1 A giriyor. N tur dönünce hadi H kadar girsin. İçler dışlardan H eşittir. N A'dır yani. O N A buradan geliyor. Yani bu formül değil. Değil. Şimdi normalde basit makineler yukarı kuvvetler aşağı kuvvetlerle çözülür makaralardaki gibi ya da torkla çözülür böyle kaldıraçlardaki gibi, ama burada ne tork alabilirsin ne de hani yukarı aşağı yapabilir, yani bu böyle döndürünce sonuçta döndürünce tahtaya giriyor, hani o zaman tork
yöntemi yemedi. Yukarı kuvvetler aşağı kuvvetler eşit denge yöntemi yemedi. Son çare. Fizikçiler hakikaten de bu gerçekten de vardır. İşin içinden çıkamadığında enerjinin korunumunu yazarlar. O denklemi yazarlar, bir sonuç elde ederler. Şu bir tur dönünce kuvvet ne kadar yol almış olur? Hani şu çapı, yarı çapı L olan bir çember değil mi şurası? Evet. Kuvvet iş ne demek? F çarpı F'in aldığı yol. F çarpı F'in aldığı yol. Evet. Şu R, onu da tanımlayalım. R direnç kuvveti. Direnç kuvveti. Ya bir nevi sürtünme kuvveti yani. Direnç kuvveti çarpı, o da bir vid adımı kadar yol alıyor ya, bir tur döndü, F bu kadar, F çarpı 2 pi L'ye kadar iş yaptı. Direnç kuvveti de bir vid adımı girdiği için vida, direnç kuvveti çarpı onun aldığı yol. Ya bu da bence formül değil. Kuvvet çarpı kuvvetin aldığı yol, direnç kuvveti çarpı direnç kuvvetinin aldığı yol. Direnç kuvvetiyle ilgili son bir kez daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Direnç kuvvetini şöyle de diyebiliyorlar. Direngen kuvvetlerin bileşkesi. Vay arkadaş diyesi gelmiyor mu insan? Çok saçma hocam. Direngen de ya. Direncin diğer adı direngen. Hani temas birçok noktada ya vidada. Hani böyle elim evet, şöyle evet, evet. Bir o bütün o noktaların bileşkesi. Aynen. Peki. Şu simgeyi elektromanyetizmadan hatırlarsınız. Sayfa düzlemine dik giren demek. Şu nokta hani şu şekilde nokta olunca da sayfa düzleminden dik çıkan demek. Şu vidayı şöyle bastırmış mıyız burada? Bak şunu da şöyle çekmiş miyiz? Yani buradan bastırıp buradan çekince aslında birbirine destek veriyor fark ettiniz evet, mi? Evet. Ha. Şimdi şu şöyle içine giriyor, şu şöyle dışına çıkıyor. Bunu soruyor. Bak şunun için kuvvet çarpı 2 pi 3 L artı kuvvet çarpı şu O noktasına olan uzaklık 2 L olduğu için 2 pi 2 L eşittir direnç kuvveti çarpı vidalı. Artı olmasının sebebi birbirini desteklemesi. 6, 2 kere 2, 4 ne yapıyor? 6, 4 10. 10 F pi L. Hatta pi'yi de 3 al diye bak soru vermiş. Pi yerine 3 yazarsam 30 F'l eşittir R çarpı A'dır. L bölü A oranını 10 vermiş. Yani buna 1 dersem buna 10 derim. 300 F eşittir R çıktı. F bölü R oranı da 1 bölü. Ne gudubet ne iğrenç bir soru. Bir tane hani yöntemini bir göstermek için sormuş olduğum bir soru. Vidada şu vardır. Kuvvet ve direnç kuvveti varsa F çarpı 2 pi ile direnç kuvveti çarpı vida adımını uygularsın. Ama soruda sana tahtaya girme miktarı derse bununla işin yok. H eşittir NA ile işin var. Bak iki tip gelir. Ya H eşittir NA gelir ya da bu gelir. Başka ne soracak ki yani? Vidanın cinsini mi soracak yani? Büyük şimdi kalın vida en kez döndürülünce şurada bak F uygulanmış L, en kez dönülüyor direnç kuvveti R, vida adımı A. Bu tahtaya H kadar giriyor. 3F uygulamış 2L'ymiş, işte 3N dönüyormuş 2A'ymiş, direnç kuvveti R'ymiş yine. Bu sefer diyor ki H üssü kadar giriyor. H üssü kaç H'tır? Abi şu F'in L'nin hiçbir önemi yok. N tur dönünce NA kadar girmiş mi bu? Burada 3N tur 2A. H üssü demek 3N çarpı 2A mı demek? Bu ifade H ise bu ifade 6H değil mi? Çok net. Şunları niye verdim? Kandırmak için. Zorlayıcı bir soru. Şu şöyle gördüğünüz gibi uçları burada. Bunun vida adımı A, bunun vida adımı 2A. Uçlarının yani şu uçlarının aynı hizaya gelmesi için ikisi de N tur döndürülüyor. Bu N tur döndürülüyor, bu da N tur döndürülüyor. N en az kaç turdur diye soruyor. Yalnız burada soruya bak. Göründüğünden daha karizma bir soru bu. Evet. İkisi de N tur dönüyormuş ama aynı yönde dönüyor demiyor fark ettiniz mi? Evet. Canım N'in en az olması için bunu şöyle döndürüp sok. Bunu da tersine döndürüp çıkart. Cidden bir pişmiş hocam. İkisi de eşit tur dönecek. İkisi de bir tur dönse bu 1A girer. Bu 2A çıkar. 3A mı yaklaşır? Aynen. 6A olması için 2 tur mu dönmesi evet lazım? Formül yok, o yok, bu yok. Mantık. Müthiş.
Gelinin çıkra. Dedim ya, fizikte işin içinden çıkabilmek için ya yukarı kuvvetler, aşağı kuvvetler eşittir dersin, ya tork alırsın ya da enerji denklemi yazarsın. Burada F ile P arasındaki ilişkiyi bulmak için, şurası şöyle R ya, şu göbeğe göre tork alırsak, R çarpı P eşittir. Bak şuranın bir önemi yoktur. Bu şöyle tutacaktır burası. Hani öyle tutabilmek içindir. Yoksa neyle tutacağım yani? Ama dönme ekseni sonuçta hani şu R'dir. Şu eksene göre tork aldığında şurası R'dir. R çarpı F'tir. Tork ile çıktıkta çözülür. Çok makul bir soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Şu silindir bir tur dönse bu ne kadar yükselir? Bir tur kadar. Bir tur kadar yükselir diye bir kavram mı var? Anladım siz ben hocam. Anladım ama teknik olarak söyle. Şunun çevresi kadar yükselmez mi? Evet. İki pi r'ye kadar yükselir. Ben onu kastettim. Çok güzel. İki tur dönse iki çarpı çevre. Dört pi r. H eşittir n çarpı çevre kadar yükselmez mi? Evet. Yani şunun yükselmesiyle ilgili bir şey sorarsa bu. İşte p kaç f'dir falan gibisinden bir şey sorarsa da tamam. Tamam. Peki, kademeli makara, şu O ekseni etrafında dönen kademeli bir makara. Göbeğe göre tork al hocam. Şurası R ya, R çarpı P, şurası büyük R ya, büyük R çarpı F'tir. Evet. Peki şunun çevresi R, şu bir tur dönünce şu ne kadar yükselir? 2 pi R'ye kadar yükselir. N tur dönerse şunun yükselme miktarı N çarpı çevredir. Hani şunun çevresi önemlidir yükselmede. Bir dahaki dersimizde kasnak ve dişlileri inceleyeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler gençler.